Değerli basın emekçileri, değerli kurum temsilcileri ve değerli halkımız, bugün burada Ekoloji Derneği öncülüğünde Emek Demokrasi Platformu olarak Goberne'de taş köprü üzerinde bir açıklama, bir basın açıklaması yapmak istedik. Maalesef yapmak istediğimiz açıklama güvenlik güçleri tarafından bu noktada engellendi. Taş köprüye gitmemiz bu noktada engellendi. Biliyoruz ki burada hemen yanı başımızda akan bu nehir binlerce yıldır tüm insanlığın, börtü böceğin, tüm canlıların yurdu, tüm canlıların yaşam alanıydı. Bugün Goderne'deyiz. Burası bizim hem tarihi mirasımız, hem kültürel mirasımız, hem de doğal mirasımızın olduğu bir yer. O milattan önce 11 yıl önceden beri gelen bir miras bu. Sadece Kürtlerin değil, Ermenilerin, Süryanilerin taşıdığı, bugüne kadar yaşatmaya çalıştığı bir miras. Kürdistan coğrafyası, dört parçada tüm Mezopotamya coğrafyası, 10 yıllardır barajlarla, 10 yıllardır operasyonlarla, 10 yıllardır insansızlaştırma, doğayı yok etme politikalarıyla yok edilmeye çalışılıyor. Halklarımız burada yaşamı savunmak için, köylerini savunmak için, doğasını savunmak için mücadeleye devam ediyor. Goderne'de bugün 2009 yılından beri yapılmaya çalışılan Silvan Barajı projesi ne yazık ki ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Burada tüm bir coğrafyada sadece bir kırım işlenmiyor. Doğanın yok edilmesini içeren bir ekokırım yıllarca burada tüm nesillerin hayatına kastedecek şekilde yaşatılmaya çalışılacak bu baraj eğer olursa. Biliyoruz ki tüm bu tarihimizi, mirasımızı, doğamızı yok edenlere karşı mücadele edenler olmaya devam edecek. Tarihi biz yazacağız. Bugün Goderne'den tüm halklarımıza çağrımız olsun. Doğamıza, köylerimize, tarihimize, mirasımıza sahip çıkalım. Dün İliç'in katliamının altında imzası olanlara yarın Goderne'yi bırakmayalım. Basına ve kamuoyuna. Bugün burada ilk toplumsallaşmanın yaşandığı tarımın ve dolayısıyla yerleşik yaşam merkezi konumundaki Mezopotamya Havzası'nın eşsiz biyoçeşitliği ile destanlara ve mitolojiye konu olan binlerce yıllık tarihsel ve kültürel mirası olan Geliyor Goderne'de büyük bir ekosuçum suçu işlenmektedir. 100 yıllık imha, inkar siyaseti artık başka bir boyuta taşınmıştır. İliç'te yaşanan ve 9 emekçinin iş cinayetine kurban edildiği katliamın ardından daha geçen birkaç gün önce yine burada farkında petrol arama faaliyetleri sırasında bir işçi yaşamını yitirdi ve bir işçi de ağır yaralandı. Dağlarımız, yaylalarımız petrol ve maden arama şirketleri tarafından delik deşik edilirken vadilerimiz ise HES'ler ve barajlara su gömülmektedir. Dere ve nehirlerin barajlara hapsedilmesiyle en temel yaşam varlık olan su gasp edilirken özel savaş yöntemi olarak yürütülen siyasi, kültürel ve fiziki soykırımın devamı olarak Kürt'ün doğasında yaşanmaz hale getirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devlet barajları öyle bir boyuta getirdi ki dünya literatürüne güvenlik barajı kavramını katmıştır. Toplamda 16 güvenlik barajı ile Dicle ve Fırat Havzası, sular, havası, toprakları, canlı ve cansız tüm varlıkların suya gömülmesi, toplumsal yapının dağılması, neticede yaşamın tasfiye edilmesi planlanmıştır. Tıpkı Ilısu Barajı'ndaki Aslankes sular altında kalırken şahit olduğumuz gibi, şimdi de Silvan Barajı ile birlikte halk yerinden, bununla birlikte kültüründen, dilinden, tarihinden, toplumsallığından koparılmaya çalışılmaktadır. 12 yıldır yapılan tüm itirazlara rağmen ülkenin tüm maddi imkanları seferber etme pahasına siyasi iktidarın el alecele yürüttüğü Silvan Barajı, Farkın, Pasur, Lice ilçelerini etkilerken barajın bitmesiyle 50'den fazla köy, 10 binlerce yurttaş ve milyarlarca canlı yaşam alanı Geli Goderne'ye yok edilecektir. Canlı yaşam için ekolojik kırım olacak Silvan Barajı, Geli Goderne'yi ekolojik kırım suçu mahalline çevirmiştir.
Sivan Barajı ile oluşacak o dolgu ormanları yok edip koridoru dolduracak ve kuşların yaşam koridoru elinde alınacaktır. Güvenlik ve ulaşım sebebiyle insanlar ulaşamadığı bu alanda dağ keçileri, tilki tavşan, sincap ve onlarca sürüngen canlı türünden doğal yaşam alanları sular altında kalacak ve yaşam şansları kalmayacaktır. Daha önce köy boşaltmalarla yerinden göçen bölge halkı bu defa güvenlik barajı olan Sivan Barajı ile onlarca köy ve yaşam alanı yok edilerek zorunlu göç ve gönüllü istimlak süreci sonuç vermezse kamu yararı maddesi devreye girerek o da sonuç vermezse acele kamulaştırma ile insanların yaşam alanları gasp edilerek göç ettirmek istenmektedir. Tekçi ulus devlet aklının 100 yıllık politikası canlı yaşamı yok etmeye devam etmektedir. Sivan Barajı da dahil tüm barajların beraberinde getirdiği en önemli tehlikelerden biri de suyun piyasallaşması, önünün açılmasıdır. Tüm canlıların yaşam hakkı olan suyun tekelleşmesi, sermayeye devredilmesi, ticarileşmesi kabul edilmezken su da enerji dağıtım gibi su tekellerine ihale ederek sulamada yapılacak, su artık yalnızca vanalardan ve parayla akabilecektir. Gelegoden ekolojik kırımı suç mahallidir. Merkezi iktidar ve onun uzantısı kurum ile şirketlerde yaşanan ekolojik kırım suç faali olarak tarihteki karanlık yerini alacaktır. Bu toplumun doğa ile uyumlu, barışık, dayanışmacı karakteriyle yaşamı irade sergileyen tüm yurttaşlar olarak bizler doğamızı, tarihimizi, kültürümüzü savunmaya devam edeceğiz. Nehirlerimizi, vadilerimizi ve tüm yaşanan alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu yıkıma dur diyeceğiz. Düzce özgür aksın. Goderne Hasan Keyf olmasın. Mezopotamya Ekoloji Hareketi. Ekuje! Vasa! Şiyane! Şiyane! Ekuje! Vasa! Şiyane! Şiyane! Ekuje! Pardon.